Aliya Gulam Haydar. Boş ol. 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 Hayır Zeyn. Bunu yaptı. Zeyn bana üçüncü kez boş ol dedi. Zeyn'le mükemmel bir çift olacağımızı söylemiştin. O zaman o sana bunu neden yaptı? Bunu bana niye yaptı? Neden bana bir sürü sahte ümit verdin dayı? Senin her sözünü dinledim. Ne istersen hemen yaptım. Bu evliliğin devam etmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Her şeyi yaptım ama o beni boşadı dayı. O beni yine de boşadı dayı. Bana iki kez boş ol dedi ve... ve ben yine de ses çıkarmadım. Çünkü onun çaresiz olduğunu biliyordum. Bu kadar aşağılamadan sonra bile... Ona olan duygularımı ifade ettim. Bana üçüncü kez boş ol dememesini söyledim. Yine de bana boş ol dedi dayı. Beni boşadı. Beni boşadı. Anne! 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 Ben daha önce tanışmadığımızı unuttum. Ben Zarina. Annenin de kız kardeşiyim. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Maşallah. Yeğenim ne kadar yakışıklı ve masum. Sana nasıl oldu da böyle kıyabildiler? Aç gözlülüğü yüzünden senin değerini anlamayan o Bopalli'ye gerçekten de yazıklar olsun. Ondan çabuk kurtulman iyi olmuş. Burada birkaç sene daha yaşasaydı kim bilir daha ne belalara yol açardı. Anne? Anne? Sana bir söz vermiştim oğlum. Sözümü tuttum. Sağ ol anne. Peki ya senin sözün? Tutacağım anne. Zamanı gelince onu kesinlikle tutacağım. Ama bu arada benim biraz... Aman Allah'ım. Sana ne oldu böyle? Otur hadi. Bekle, gidip hemen ilaç getireyim. Bu yarayı ilaç kapatmaz anne. Derin yaralar örtülmezse o zaman ileride kangren olur. O yüzden de kapatılmalı oldu. Sen ve Senem evleneceksiniz canım. Bugün oğlum. Yakın.
Tera sukoon.